Mustafa Kemal Paşa Pırak'ta bir davete katılır. Pırak'ta katıldığı baloda hoş ve şık giyimli hanımefendiler, şık giyimli beyefendilerle dans ederler. Henüz 20'li yaşlarının ortasında olan Mustafa Kemal Paşa gülümseyerek bakar ve içinden bir hayal kurar. Der ki, bir gün benim memleketim de böyle olacak. Önce Cumhuriyet'in hayalini kurar. Ve bu hayalin gerçek olması için kararlı bir çalışma ve muhteşem bir inanç gerekir. O yüzden düşman işgaline karşı durup topraklarını savunmak için vatan sevgisiyle ayağa kalkanlara bir soru sorar. Ya istiklal ya ölüm. Önce Cumhuriyet kurulur ama esas zorluk bundan sonra başlamaktadır. Cumhuriyetin gerçekten yaşayabilmesi, kendi deyimiyle ilelebet payidar olabilmesi için kültür, bilim ve sanatı işaret etmiştir. Şık giyimli beyefendiler, şık giyimli hoş hanımefendiler. O cumhuriyetin içindeki o sanat ödüllerine hoş geldiniz. Sevdap Gül geliyor. Sevdap Gül gecenin sonuncusu. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ceyhun'un nezaketinden ötürü. Hoş geldin. Şimdi başlamadan önce aramızda olmayanlara, denizciler öyle derler, şu anda deniz üstündekilere, sonsuzluğa uğurladıklarımıza saygıyla. Thank you.